Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf Anadolu Yayıncılık kitabımızın çözümleri devam ediyor. Başlayalım. Evet sevgili öğrenciler, 3. üniteye geçtik. Devam edelim. Bu arada konu anlatımı burada gerçekleştirmiyorum. Sadece soruların cevaplarını veriyorum. Okulunuzun bulunduğu yeri bilmeyen birine okulunuzu bulabilmesi için nasıl yardımcı olursunuz? Okulun bulunduğu yerin krokisini çizerek yardımcı olurum. Bunu ilkokulda kroki çizmeyi öğrendiniz. O şekilde tarif edebilirsiniz. Bu arada çok da fazla hızlı ilerlemiyorum. Belki not alıyorsunuzdur. Ekran görüntüsünü almayı unutmayın ama. Evet, devam edelim. Sayfa kaçtı? Sayfa 80. 3. ünitenin ilk başındaki soru. Devam edelim. Sorularımız var mı? Buralarda gözükmüyor. Zaten uzun uzun sayfalar boyunca konu anlatımı gerçekleştiriyor burada. Evet. Kıtalar, coğrafi konum. Meridyen, paralel, okyanuslar. Evet, sayfa 89. Sorulara bakalım. Ekvatora uzaklığı en az olan ilimiz hangisidir? Hatay olması gerekiyordu. En uzak demiş olsaydı Sinop olacaktı. Evet, ikinci soru. 39, 41 kuzey paralelleri ile 41-43 doğu meridyenleri arasında olan ilimiz hangisidir? Erzurum arkadaşlar. Çanakkale'nin mutlak konumunu yazınız. Çanakkale 40-41 kuzey paralelleri, 26-28 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Evet, devam edelim. Topraklarının tamamı ekvatorun kuzeyinde yer alan kıtalar hangisidir? Topraklarının tamamı ekvatorun kuzeyinde, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika. Topraklarının tamamı ekvatorun güneyinde yer alan kıtalar. Baktığımızda Antarktika, Avustralya veya Okyanus'a yazabilirsiniz buna. Güney Amerika. Tamamı güneyinde yer almakta. Ülkemizin çevresinde hangi kıtalar bulunmaktadır? Baktığımızda doğuda Asya var, güneyde Afrika var, batıda ise Avrupa bulunmakta. Evet. Topraklarının tamamı başlangıç meridyeninin doğusunda yer alan kıtalar hangileridir? Başlangıç meridyeninin doğusunda Asya ve Avustralya kıtaları yer almakta. Burada da şurada görebilirsiniz. Başlangıç meridyeni şurası. Doğusunda Asya, Avustralya. Avrupa'yı almıyorum. Çünkü çok az bir kısmı batıda yer almakta. Evet. Topraklarının tamamı başlangıç meridyeninin batısında yer alan kıtalar. Baktığımızda Kuzey Amerika ve Güney Amerika başlangıç meridyeninin batısında yer almaktadır. Kuzey kutup noktasına en yakın olan kıtalar hangileridir? Asya kıtası, Avrupa kıtası ve Kuzey Amerika kıtası olarak söyleyebiliriz. Doğusunda Avrupa ve Afrika kıtasının olduğu okyanus hangisidir? Baktığımızda arkadaşlar Atlas Okyanusu. İsterseniz hemen şuraya gelelim. Bakın doğusunda Avrupa ve Afrika kıtası olacak. Atlas Okyanusu.
Ülkemizin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre olan konumu nedir? Ülkemiz 36-42 kuzey paralelleriyle 26-45 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Devam edelim. Sayfa 89'du. Sayfa 90. Yaşadığınız çevrede hangi yeryüzü şekilleri bulunmaktadır? Baktığımızda dağ, ova, plato, bunun yanında akarsu, göl, koy, körfez. Belki sizin oralarda koy veya körfez bulunmayabilir. Bunları yazmayabilirsiniz. Ama genel itibariyle göl, akarsu, plato, ova, dağ, bunları yazabilirsiniz. Devam edelim. Sayfa 90'dı. Evet, sayfa 91. Ülkemizin farklı yerlerinde aynı zamanda neden sıcaklık farklılığı olmaktadır? Çünkü ülkemizin coğrafi şartları bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Örneğin, ülkemizin yükseltisi batıdan doğuya doğru artmaktadır. Bu durum sıcaklığı etkilemektedir. Bunun yanında ülkemizde 3 farklı iklim tipi gözükmektedir. Bunlar Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim olmak üzere. Ve bunlar da bu iklimlerde sıcaklık farklılıkları neden oluyor. Ve bunun bir sürü başka nedenleri de bulunmakta. Evet, hızlı ilerlemiyorum. Ülkemizdeki sıcaklık farklılığı insanların yaşamını nasıl etkilemektedir? İnsanların yiyeceklerini, içeceklerini, ısınma tiplerini, konut tiplerini, turizm ve tarım ve bunun gibi faaliyetlerini etkilemektedir. Evet, devam edelim. Sayfa 93. Aşağıda verilen iklim haritasını inceleyiniz. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak ülkemizde görülen iklim tiplerinin özelliklerini tahmin etmeye çalışalım. Şimdi Akdeniz iklimi yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Karasal iklim yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı. Karadeniz iklimi en büyük özelliği yılın her mevsiminde yağışlı olmasıdır. Evet, diğer görselimiz. Aşağıda ülkemizin doğal bitki örtüsü haritası verilmiştir. Türkiye iklim haritasını da göz önünde bulundurarak ülkemizde görülen iklimler ve bitki örtüsü arasındaki nasıl bir ilişki olduğunu tahmin etmeye çalışınız. Şimdi baktığımızda Karadeniz ikliminin bitki örtüsü ormandır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi yağışın fazla olmasındandır. Akdeniz iklimine bakalım. Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü yaz kuraklığına dayanıklı, kısa boylu ağaçlardan oluşan makidir.
Karasal iklim, doğal bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığıyla sararan, kısa boylu otlardan oluşan bozkırlardır. Sayfa kaç? Hemen onu da söyleyelim. Sayfa 93. Evet, kitabınızda yer alan Türkiye fiziki haritası, Türkiye iklim haritası ve Türkiye doğal bitki örtüsü haritalarından yararlanarak ülkemizin temel fiziki özelliklerini açıklayınız. Bakalım. Genel ortalaması yüksek bir ülkedir. Engebeli ve dağlıktır. Batıdan doğuya doğru yükselti artar. Kahverengi tonları geniş yer kaplar. Dağlar doğu batı uzantılıdır. Evet, bunlar neyi sağlamakta? Tabii bölgeden bölgeye yapılan ekonomik faaliyetleri değiştirmektedir. Turizm, tarım faaliyetlerini etkilemektedir. Nüfusu etkilemektedir. İklimi etkilemektedir. İnsanların faaliyetlerini etkilemektedir. Bunları da ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Evet, ekran görüntüsünü almayı unutmayın. Bilgili öğrenciler, kitap çözümlerimiz devam edecek. Sayfa kaçtayız? Sayfa 95'teyiz. Bir sonraki kitap çözümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.